Manşet'e hoş geldiniz. Bugün günlerden 15 Mayıs 2023 tarihi seçimin hemen ertesinde. Bu seçimi aslında ne oldu? Bunu konuşacağız, bunu anlamaya çalışacağız. Soğan değil, vatan kazandı derken neyi kastediyorum ve altını nasıl dolduracağım? Lütfen yayını dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda şansı var mı? Erdoğan kazandı mı, kaybetti mi? Sinanoan faktörü. Milliyetçi muhafazakar Rüzgar. Bu sadece sağ mı için alıyor yoksa sol da bundan nasiplendi mi? Patlayan oy sayımı, oy yayını, 2018'de adam kazandığı gecesini hatırlatan bir takım gelişmeler, özellikle e, oy sayımı ve bu oy sayımının kamuoyuyla paylaşılması ve elbette ajans ve televizyon yayıncılığı bu boyutuyla bakacağız. Ve kısa orta vade projeksiyonunu da ele almamız, simülasyonunu yapmamız lazım. Fakat şunu akıldan uzak tutmayın. Bu program 18-28 Mayıs, birinci tur ve ikinci tur arasında yayınlanan bir program, yayınlanan bir analiz. Haliyle önümüzde bir seçim daha var, bir ikinci tur daha var ve bu ikinci turu nasıl ele almak gerekiyor? Biliyorum insanlar negatif yorum duymak istemiyor, biliyorum ben demiştim diyen insanları sevmiyor. Ben ikisini de yapmıyorum, yapmayacağım. Sadece ikinci tura giderken 14-28 Mayıs arasında 14 Mayıs'tan çıkarılacak dersler alınacak mesajlar nedir? 28 Mayıs'a nasıl yürümek gerekiyor ve sonrasını nasıl planlamak gerekiyor? Böyle bakmak gerekiyor çok yüksek bir katılım oranı yaşandı. Dolayısıyla ikinci tura giderken bak birinci turda sandığa gelmediniz ama ikinci turda lütfen falan denecek bir hal yok. Yani herkes gitti sandığa. Fakat yurt dışı oylar için aynı şeyi söyleyemem. Yurt dışında totalde ülkeden ülkeye fark etmekle beraber yurt dışı oylar %50 civarında kaldı. Haliyle yurt dışındaki vatandaşların bize ne demeden ben o ülkede hayatımı sonlandırdım demeden o ülkede yaşayanları, o ülkede yaşananları ve o ülkenin itibarının kendi itibarları olduğunu düşünerek oy kullanması ve bu defa bir kere daha sandığa gitmesi gerekiyor. Çünkü çok daha kolay parlamento seçimi de olmayacak. Sadece ikinci tur seçiminde iki adaydan birine oy verecekler. Yani çok basit bir işlem, tek zarf, tek sandık filan. Yani böyle bir durum var. Haliyle özellikle ilk turda %50 civarında Kalan yurt dışı sandıkların e, daha da yani yurt dışı sandıklara ilginin daha da artması gerekir. İkinci tarafı şu dünden bu yana bir e, muhalif güçlerde e, psikolojik çöküntü yaşanıyor. Hayal kırıklığı yaşanıyor. Bütün bunların da hepsini anlıyorum. Çünkü birinci turda bitmedi iş. Çünkü e, Erdoğan e, 4 puan farklı önde. Aşağı yukarı tamamlamış görünüyor. Gerek ajansların verileri, Ankara Anadolu Ajansı, gerekse Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı veriler öyle. Erdoğan 49 küsürde, Kemal Kılıçdaroğlu da 45 civarı. 4 puan kadar fark atmış görülüyor. Sinan Oğan da 5 küsürlük, %5 küsürlük oyuyla 3. sırada geliyor. E, şu ortaya çıktı ki Sinan Oğan'a verilen oyları komple Kemal Kılıçdaroğlu'na eklesen dahi e, denge değişiyor mu? Ya da Şiranuo'nun yapacağı pazarlık dengeleri değiştirir mi? Bütün bunlar da hesap ediliyor ve ikinci turda işin gerçekten zorlaştığı ortada. Ve Erdoğan'ın %50'ye çok yaklaşması, aradaki o küçük farkı 15 günlük çabasıyla kapatacağı, kapatabileceği yorumları da beraberinde geliyor. Katılıyorum. Parlamento dengesinin de Cumhur İttifakı lehine gelişmesi bir yönüyle en azından Cumhur İttifakı'nın orada Kan kaybetmemesi yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10'un üzerine çıkarak 50 civarı milletvekili kazanması onu da gösteriyor. Dolayısıyla AKP'nin oyları %35'lerde kalmış 2002 seviyelerine gelmiş olabilir. Milletvekili sayısı itibariyle de ama ona e, MHP oylarını da eklediğinizde parlamentoda istedikleri konuları engelleyebilecek, istedikleri konuları geçirebilecek bir noktaya ulaşıyorlar. Yani Cumhur İttifakı parlamentoda devam ediyor. E, bu, bu tür e, şeyler de etkili. Parlamento grafiği o yönüyle iyi değil. Parlamento grafiğinin iyi olmaması ikinci tur umutlarını da azaltıyor. Buna da katılıyorum. Seçim gecesi çok kötü yönetildi. Bunu zaten dün Munster'da yaptığımız uzun saatler süren yayın boyunca anlattık, konuştuk. Yayını takip edenler bunu fark etmişlerdir. Farklı kanallarda farklı şeyler söyleyenler de oldu. Birbirini teyit eden, birbirini destekleyen analizlerdi bunlar. Evet çok kötü yönetildi. Evet e, ajans yayınları son derece yetersizdi. E, evet iki ya da üç kanaldan veri paylaşımı oldu. Yani e, birbirine, birbiriyle alakasız veri paylaşımları oldu. Bir okul tutanakları dendi. Bir CHP ıslak imzalı tutanaklar dendi. Bir de Anka Ajansı'nın verileri dendi. Sonra Anka Ajansı'nın verileri büyük tepkiye yol açtı. O veriler doğruydu yanlıştı oraya girmiyorum. Ama Ankara'nın geçtiği verilerle CHP Genel Merkezi'nin geçtiği veriler birbirini tutmuyordu. Saat saat, dakika dakika paylaşılan veriler. CHP Genel Merkezi'nden paylaşılan veriler de sağlıklı değildi. Yani CHP Genel Merkezi'nden paylaşılan veriler veriler de bir kaç gazeteci veya birkaç milletvekilinin insafına kalmıştı. Yine aynı şekilde bir tip, anka bir organize bir şekilde bütün medyaya yayınları belli ki o almış üzerine ve medyada o grafikleri yansıtıyordu. Fakat dediğim gibi ikinci, üçüncü, dördüncü verilerin de dolaşıma girmesiyle kafalar karıştı. Çünkü CHP kaynaklı verilerde Kemal Kılıçdaroğlu farkla önde görülürken Anka kaynaklı verilerde genelde hep Erdoğan 3-4 puan önde görülüyordu. Bu da iyi yönetilmediğini gösteriyor. Ve maalesef... E ben bu yayını yaptığım dakikaya kadar da Cumhuriyet Halk Partisinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Herhangi bir doyurucu bilgi verilmedi. Bu da gerçekten son derece düşündürücü. Parlamento dinamiği açısından baktığınızda CHP listesinden aday gösterilen 14 deva partili 9 ya da 10 Gelecek Partili ya da 9 Saadet Partili aday kazanmış gibi görülüyor. Yani yaklaşık 30-35, 34-35 civarı henüz %100 kesinleşmese de itirazlar var vesaire. Ama görebildiğim kadarıyla Saadet Partili 9, Gelecek Partisi'nden de 9 isim, Deva Partisi'nden de 14 isim Cumhuriyet Halk Partisi listesinden parlamentoya girmiş görülüyor. Bu o partilerin kalibresine bakıldığında çok iyi bir sonuç. Yani Ali Babacan'ın o kadar oyu yok. 14 milletvekili sokuyor Türkiye Büyük Millet Meclisine. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun o kadar oyu yok. 9 vekil sokuyor. Hak ha keza Saadet Partisi 9 vekil sokuyor. Demokrat Parti'dense aday gösterilen 3 isminin de tamamı resmi olmayan sonuçlarla Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiş görünüyor. Demokrat Parti'nin de kalibresi 3 milletvekili sokmaya yetmiyordu ama CHP kendi sırtında bu 35 ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktu. Kendi milletvekillerinin gerileme, kendi grubunun gerilemesi pahasına. Milliyetçi Hareket Partisi gerçeği evet %10'un üzerine çıktı. Geçtiğimiz sene baraj Milliyetçi Hareket Partisi için düşürülmüştü %7'ye. Çünkü Devlet Bahçeli oyların gerilediğini görüyordu ve baraj sadece onun için %7'ye çekildi. Ama 10 bile olsa, %10 bile olsa Milliyetçi Hareket Partisi %10 barajını geçmiş görünüyor. Ayrıca bu barajda psikolojik bir etki de var. İnsanlar %10 barajı olduğunda partileri baraj sınırındaysa veya barajın az altındaysa neyse parti barajı geçsin, geçsin diye bastırıyor. Ya da bir takım stratejik oylar kullanıyor. Yani CHP'li bir grup seçmen ya da her ailede bir kişi filan diyelim ki 3 oy şeye gidiyorsa CHP'ye gidiyorsa 1 oy Diyelim ki Kürt Partisi HDP'ye gidiyor. Veya e, ne bileyim bir oy Türk Partisi MHP'ye gidiyor falan. Ben böyle kabaca söylüyorum. Öyle Kürt Partisi Türk Partisi gibi şeyler yok. E, rahatsız edici ve e, alerjisi olan insanlar olduğunu da biliyorum. Ama e, lafın gelişi söylüyorum. Stratejik oylar da kullanılabiliyor. Şimdi %10 civarı baraj olsaydı diyebilirdiniz ki MHP için stratejik oy kullanıldı. MHP için stratejik oy da kullanılmadı. Yani haliyle... MHP'nin bir baraj sorunu olmadığı bilindiği halde MHP'ye %11'e 11 yakın oy verildi. Bunu önemsiyorum. 50 civarı milletvekiliyle parlamentoya girdi. Gelen yorumlar İktidarın e, psikolojik savaşı kazandığını gösteriyor amaç da zaten buydu İmamoğlu olsaydı yok başka bir aday olsaydı falan tartışmalarına asla katılmıyorum her kim olursa olsun benzer mukadderatın e, kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum Türkiye muhalif güçleri açısından dolayısıyla e, biz söylemiştik Yanlış adayla seçime gidildi kazanabilecek aday Kılıçdaroğlu değildi İşte başka biriydi falan gibi hiçbir değerlendirmeye katılmıyorum ama katıldığım bazı değerlendirmeler var mesela e, tip Türkiye İşçi Partisi'nin kendi listesiyle pek çok bölgede seçime girmesi doğru bir karar değildi ortak listeyle ortak liste yapıp yeşil solla sol ittifak e, ve belli stratejik bölgeleri de kendi aralarında paylaşıp bunu yapabilirlerdi. İzmir'de kaybettikleri belli bölgelerde bu sebeple kazanabilecekleri stratejik milletvekilini kazanamadıkları anlaşılıyor. Bu doğru bir analizdi. Seçime haftalar kala yapılmış bir analizdi ve bunun haklılığı, haklılığının ortaya çıkması için 14 Mayıs'ın yaşanması da gerekmiyordu. Oy gecesine dönelim 14 Mayıs gecesine. Seçim gecesi oy sayamayana kimse iktidarı vermez. 2 kere 2-4 ve bunu bir kere daha başaramadı. Yapamadılar. Yani bu konuda söyleyecek söz bulamıyorum. Bu konuda e, ee, yok işte içimizdeki troller yok içimizdeki iktidar aparatları falan gibi bir takım mazeretleri veya bahaneleri de gene kabul etmiyorum. Bunu söyleyen meslektaşlarım da olabilir. CHP içerisindeki iktidar uzantıları, İyi Parti içerisindeki saray uzantıları falan gibi. Olabilir bunlar her zaman vardır, var ola gelmiştir ve var olacaktır. Sizin bunlara rağmen bir tedbir alıp yürümeniz icap eder. İstanbul modeli maalesef İstanbul'da gene uygulandı ve Canan Kaftancıoğlu bunu başarıyla yönetti. Fakat Türkiye'ye teşvik edilemedi. Eski ifadeyle Türkiye'ye yayılamadı. Türkiye'de gerçekleştirilemedi. İstanbul modeli Türkiye'ye uygulanamadı. Bunu artık isim isim sorumluları şudur budur. Buraya girecek halimiz yok. Ama bunu yapamadılar. Ve bu trendi bir kere daha kaçırdılar. Ve kendi takipçilerinde de hayal kırıklığına yol açtılar. Bundan sonraki seçimlerde yaparlar yapmazlar. Bundan sonraki bir seçim olur olmaz ayrı bir konu ama muhalefetin oy sayımına dair doğru düzgün bir sistemi dahi yokmuş. Bu ortaya çıktı. Sonra da işte yok Rus Rusya hackledi bilmem ne filan demeden önce sizin Rusya'nın hackleyeceği bir sisteminizin olması gerekiyor. Bir sisteminiz yokmuş ki hacklensin. Yani ağır konuşuyorum ama maalesef. E, bağımsız bir medya da yok. Artı gerçekten e, e, muhalif görünümlü medya diyoruz ki bu da artık klişe oldu. Bu da biraz daha görülmüştür. Oradaki yorumcularla, oradaki analistlerle ve orada seçim gecesi ekranda gördüğü tabloya göre yön alanlarla veya düşüncelerine, fikirlerine yön verenlerle de bu görülmüştür. İsim isim isimlendirmeye gerek yok. E, Millet İttifakı oyunu artırmış olsa da e, meclis çoğunluğunu alamadı. Ve alamadığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde bir yönüyle kaybeden taraf. İyi Parti gene zayıf çıktı. CHP biraz önce anlattım. Belki kazançlı çıkanlar sadece e, Deva Partili, Gelecek Partili, Ne Bileyim Saadet Partili Milletvekilleri, onlar gerçekten e, şeylerinin üzerinde, e, potansiyellerin potansiyellerinin üzerinde bir e, milletvekili çıkararak özür dilerim, milletvekili çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil hakkı kazandılar. E, bu, bu altı çizilecek bir sonuç. Çokça paylaşılıyor. E, boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur demişti Demirel. E, mesele boş tencere meselesi değilmiş ve bu e, demokratik ülkeler için geçerli bir konuymuş. Türkiye gibi kapalı devre insanların e, belli kanallar ve belli enfa, enformasyon ağı ve bel, belli korkularla belli umutlar veya ümitlerle yönetildiği ülkelerde... E, boş tencere evet iktidar yıkar fakat Türkiye o noktadan uzaklaşmış durumda. E, son 10 yıldır 12 yıldır televizyon dizilerinden e, aynı yorumcuların 18 kanalda birbirine benzer yorumları tekrar etmesi ve vatandaşa benzer ideolojileri veya benzer ideolojik yapılanmayı aşımalar, aşılamaları ve bir ortak beyin e, yapısı ortaya çıkarmaları ile ilgili bir konu bu Evet bilmiyor. Bilmek de istemiyor böyle bir kitle var ve bu kitlede bu kitlede yani bu kitlenin yarısı iki kişiden biri başkan olarak Erdoğan'ın devamına onay veriyor. Erdoğan'ın iktidardaki 21. 22. yılında bunun çok iyi analizinin yapılması lazım. Bu bir vatandaşın mesajı, seçmen mesajı ne bileyim Erdoğan'ın başarısı falan olarak sunulacak bir şey değil. Milletin kararı falan olarak sunulacak bir şey değil. Bunun sosyolojik, e, siyasal analizinin yapılması gerekiyor. Türkiye toplumunun, Türkiye sosyolojisinin nasıl dönüştüğünü göstermesi açısından önemli ve maalesef gidişat iyi değil. Yani bilmeyen, bilmek de istemeyen ve e, tamamen e, acayip bir propagandanın tesiri altında e, tercihlerini belirleyen bir halktan, bir seçmen e, kitlesinden bahsediyoruz bu konu özellikle çalışılması e, gereken bir konu. Seçimin Bahçeli kadar bir diğer e, galibi de Sinan Oğan oldu. Yıldızını parlattı ve ikinci dönem için daha doğrusu ikinci tur öncesinde pazarlık yapacak. Saraya gidecek. Kılıçdaroğlu'yla da zannediyorum usulen görüşür. Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlık koltuğu gibi koltuklar alacak. Seçimi ikinci tura Bıraktırmayı başardı deniyor ama Sinan Oğan olmasaydı seçim ikinci tura kalır mıydı, kalmaz mıydı emin değilim. İhtimal Erdoğan lehine de sonuçlanabilirdi birinci turda. Dolayısıyla Sinan Oğan'ın bölen elgis, bir bölen olarak nasıl bir fonksiyon üstlendiği konusu gerçekten Sinan Oğan'a verilen oyların o olmasaydı kime gideceğini. ...tahlil etmekle mümkün. Bu da ancak sandık başı anketleriyle mümkün olabilir. Sandık çıkışı anketleriyle exit poll denen... ...Batı'da İngilizcesi itibariyle ama o da yok Türkiye'de. Yani sorulsaydı Sinan Oğan, o, Sinan Oğan olmasa kime oy verirsiniz? Veya birinci turda Sinan Oğan diyenlere ikinci turda kime oy verirsiniz? Filan gibi sorulsa bu daha net ortaya çıkar ama... ...Sinan Oğan olmasaydı Erdoğan birinci turda bitirebilirdi. Öyle görülüyor yani. Bir miktar katkıyla haliyle onu bilemiyoruz. Ama bir pazarlık gücü olacak. Ben Sinan Oğan'ın ikinci tur için çok fazla belirleyici olacağını düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar kendine oy veren insanlara ben bu defa şu adayı destekliyorum dese de o kitleyi alıp oraya götürmesi mümkün ve olası değil. Ama bir bölümünü götürebilir mi? Evet. Bir bölümünü götürebilir. Sinan Oğan'ın ne kadrosu var ne vizyonu ama %5 aldı. Bu nedenle yani gerçekten iktidar kadar yani İktidar şöyle yaptı böyle yaptı da başarılı oldu falan konuşuyor. Yani Sinan Oğan ne yaptı? Da yüzde beş aldı. bakmak lazım. muhalefeti yani muhalefeti muhalefete yüklenirken muhalefetin kazanamamasını veya muhalefetin işi birinci turda bitirememesini analiz ederken de bu sosyolojik ve siyasal olgulara bakmak gerekir. Evet. Milliyetçi bir rüzgar var, milliyetçi bir dalga var. İyi Parti, MHP, Sinan Oğan, Zafer Partisi falan topladığınızda sadece o değil. Yani bu partiler her 4 seçmenden birinin oyunu aldılar. Topladığınızda oylarını yani %25'e falan geliyor yaklaşık. Ama Türkiye'de %80 veya üzeri ciddi bir milliyetçi muhafazakar dalga var. Bu milliyetçi muhafazakar dalga sol da olsa sağ da olsa böyle. Meseleyi sadece sağ, İslamlı, İslamcı, muhafazakar veya mukaddesatçı olarak değerlendirmemek e, gerekiyor. Son tahlilde Erdoğan açısından ne oldu? Erdoğan açısından nasıl bakmak gerekir? Bana göre Erdoğan kazanıp kaybetme meselesi değil. %49,5'la ee, mutlu oldu ve bu mutluluğunu da balkon konuşmasında saklamadı. Ve Türkiye'de adil bir seçim var ve o da sonuçlara saygılı. Böyle bir hava oluşturdu. Ee, ve özellikle balkon konuşmasında demokrasi şöleni, demokrasi falan gibi vurgular yapması da böyleydi. Çünkü Erdoğan gibi otoriter liderler, Erdoğan gibi tiranlar, Erdoğan gibi sultanlar iktidardaki devamlılıklarını seçimden sandıktan aldıkları meşruiyetle meşruiyete boşludurlar ve onu hep nazara verirler. Dünyaya karşı da bu böyle olacak. Dün dünyada herhangi bir lider telefon açıp da herhangi bir adayı tebrik etmedi ki bu ikinci turdan sonra olacak ama Erdoğan şunu söyleyecek. Bak iki turlu bir seçimdi. Ben ilk turda da kazanamadım. Hani çaldı diyorsunuz. Hani şu bu falan. Fakat şu var yani seçim manipülasyonu dediğiniz olay seçim gününe kadar zaten yapılıyor. Seçim gününe kadar esasen oyları çalmış, tercihleri çalmış, kanaatleri çalmış, insanları belli tercihlere yönlendirmiş, yönetmiş görünüyor. Dolayısıyla seçim günü yapılacak çok, çok da fazla bir şey kalmıyor. Ondan dolayı e, görebildiğim kadarıyla büyük bir olgunlukla bir seçim günü yaşadı Türkiye ne seçim gününde sandık başında kayda değer bir hadise oldu ne de akşamında oy sayımında vesaire gayet steril geçti görülüyor ama Erdoğan gibi otoriter liderlerin otoriter tek parti yönetimlerinin yaptığı şeyi bir, bir, bir biçimde de başarıyla uygulamış oldular yani seçim gününe kadar her şeyi bitirdiği için seçim günü de olayın meyvesini topladı. Böyle bir durum var. Yurt dışına da bunu pazarlayacak. Bak bizde son derece büyük bir olgunlukla serbest demokratik seçimler oldu. Parlamento, çok partili bir parlamentomuz var. Herkes, benim partim de parlamentoda birinci parti ama şu anda tek başına bir çoğunluğu sağlayamıyor. Ben de birinci turda kazanamadım. Falan gibi bir demokratik meşruiyet kendine devşirmiş oldu. Haliyle e, bu demokratik meşruiyet üzerinden yapacağı propagandayla da e, ikinci turda e, kazanma yönünde bir zemin elde etti. E, i̇kinci turda ne olur? E, benim burada söyleyeceğim şey şu. İkinci turda çıkacak sonuç ve ikinci turda sizin adayınıza vereceğiniz destek Türkiye'nin sonraki dönemini de, belirleyecek. Dolayısıyla kim e, kim kazanırsa kazansın veya ne olursa olsun oldu bitti. Artık sandığa gitmem. E, ne bileyim e, buraya kadarmış falan. Neyse. E, bu gibi düşüncelerden uzaklaşmak gerekiyor. Bunu gerçekten bilinçli bir şekilde inanarak söylüyorum. Herkes e, adayına dört elle sarılmalı ve sonuna kadar da onu desteklemeli. Ve ikinci tur sonucunu da şansa bırakmamalı. Sonuç ne olursa olsun herkes görevini bir hakkın yapmalı. Yurt dışında oy kullanma oranları düşük görünüyor. Yurt dışında sandığa gitmeyenler de sandığa gitmeli. Neme lazım dememeli. Ve tabela, tabelaya bakarak negatif bir tercihe, negatif bir kanaate yönlenmemeli. Çünkü Erdoğan'ın umulanın da üstünde sandıkta patlama yapması, sonrasında e, aldığı bu yetkiyle aldığı bu güçle e, toplumun daha şiddetle üstünden geçmesine yol açar. Erdoğan'ın alacağı destek e, önemli. Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Evet, matematik olarak kazanabilir. Fakat sosyolojik olarak güç görülüyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk turda verilen desteğin aynen korunduğu gibi bunun üzerine de çıkarılması gerekiyor. Seçim ee, seçimde çıkacak sonuç Türkiye'nin sonrasındaki kaderini, Türkiye'de ezilen kesimler üzerindeki baskının şiddetini de belirleyecek. Bunu akılda akıldan uzak tutmayın. Eğer Türkiye'de ezilen kesimler üzerindeki baskıyı hafifletecekse, hafifletmeye en azından katkısı olacaksa diye düşünüp gidip gene seçimde ona göre insanların oyunu kullanması gerekiyor. Stratejik mi? Evet, bu yönüyle de stratejik. Diyorum ve Seçimin hemen ardından ilk gün analizini böylelikle noktalıyorum alıyorum. Daha konuşulacak çok şey var. Benimki özetti. Ekrana da özellikle herhangi bir grafik, herhangi bir Twitter mesajı, herhangi bir fotoğraf, video getirmedim. Çıplak bir şekilde görüşlerimi ve düşündüğüm şeyleri seçim gününün sabahında anlatmak ve içimden geldiği gibi paylaşmak istedim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.